Allah yazsın. Sağ olun, iyi akşamlar. Neredesin? Demir Bey'i de bulamıyorum. Eve dönüyoruz. Sonra anlatırım. İyi misin? İyiyim. Sorup durma. Koydun şu dosyayı ya. Yok yok yok. Alt katta yok. Ne oldu? Eğer bana ben seni uyarmıştım benzeri bir cümle kuracaksan eve girmeden söyle. Neden? Yani evin içinde söylememle burada söylemem arasında bir fark mı var? Burada kafana atabileceğim bir şey yok. Gerçi depoda senin için şık malzemeler var ama evin içinde bir şeyler kırılıp dökülsün istemiyorum. 2 dakika bahçede oturalım mı? Gel. Senin yolda eve dönüyor. Hemen oradan çık. Allah kahretsin. Bu nereden çıktı ya? Niye öyle düşündün? Nasıl? Yani o herifin davranışlarından seni sorumlu tutabileceğimi. Hepiniz pek meraklısınız ya. Bir şey yapmışsındır. Gülümsemişsindir. Göz süzmüşsündür, dans etmişsindir. Size göre başımıza ne gelse bizim kabahatimiz. Evet, öyle çarpık zihinli insanlar var. Ama benim o insanlardan biri olduğum fikrine nereden kapıldın? Tamam Demir, Allah aşkına. Neyi konuşuyoruz? Ya tamam falan değil Selin. Orada yaşanan rezaletin tek sorumlusu o herif. Senin herhangi bir davranışın o adamın magandalık yapmasının mazereti olamaz. Tamam, anladım. Herkes kötü, herkes ahlaksız değil Selin. Bu dünyada bir sürü aklı başında insan da var. Ben neye dayanamıyorum biliyor musun? Bana kendimi güçsüz hissettirmelerini. Sen ne yapmaya çalıştın? Ben. Evet. Beni odaya kilitledin. Kendine zarar verecektin. Hayır, bıraksan bana da zarar verecektin. Ben onu ikimizin iyiliği için yaptım. Hayır, sadece yarım saat oturalım, sakinleşelim dedim. Ama nerede? Seni bir yere kapatmak, şu keçiyle inatlaşmaktan farksız. Sabah indi bu vardı. Thank you.
anlatıyorsan artık 40 saattir. Evet, üşüdüm. Üşüdüm, evet. Hadi sen eve gir. Ben de arabada telefonumu unutmuşum. Onu alıp geliyorum. Allah kahretsin, ben ne yaptım ya? Selin, kendine gel Selin. Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.